Kamen ile başla, Elif Elmas'la bitir. 10 tane transferi var bu sene yeni takım. Evet. Yani yemedin içmedin, senin alacağın ilk iki oyuncu Valbuena ile Dirar mıdır? Ya şimdi Valbuena hani 31 tane orta gelmişti ya, bugün oynayamadı da adam. Oynamadı da ya, sakatlandı çıktı. Hani gene sağ kanatta felç ettiler. Ya B planı yokmuş demek ki. B planı, A planı, C planı. Erbaturcu, büyük takım hocalığı bir huydur, huy. Demiş ya şair, mavi bir renk değil, bir huydur bende demiş. Ben diyorum ki büyük takım hocalığı, büyük işleri yönetebilecek, büyük adamlık huy meselesidir. İnsanın içinde olur diyorsun. Böyle kafan istifhamlarla doluyken, onu da öyle bilmem, çok güzel anlatıyor. Sinüs kosinüs diyor ya Rıdvan Hoca. Hı hı. Ondan da öyle yapıyor. Yani sürekli tedbir düşünürsen olmaz ya. Zico taktik açıdan, taktik bilgisi konusunda Fenerbahçe tarihine gelmiş en kötü teknik direktörlerden bir tanesiydi. Bir daha söylüyorum. Arthur Zico taktik bilgisi açısından Fenerbahçe başına gelmiş en kötü teknik direktörlerden bir tanesiydi. Tarihin en büyük 3 futbolcusundan. Luis Aragonés taktik bilgisi konusu açısından Fenerbahçe'nin başına gelmiş tarihin en büyük 3 hocasından bir tanesiydi. Her şeyi oyun adamına, her şeyi oyun. Ama bir takıma uyum meselesi vardır. Bir de winner var. Huy. Diyorum ya huy. Kazanan olmak değil mi? Büyük olmak. Chelsea maçından evvel kapıya tekmeyle girip, beyler 5 maç kaldı, tahtaya böyle tak diye vurup tahtayı düşürmek huy meselesidir. Zico. Neye 5 maç kaldı ya? Şampiyonlar 5 maç kaldı diyor. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyor adam. Takımda Colin Kazım Richards, Deniz Barış, Önder Turaj oynuyor. Wederson sol ön oyuncusu. Anlatabiliyor muyum? Bu bir huy meselesi, huy. Barcelona'dan başka her takımı yeneriz kardeşimiz diyor. Biraz Barcelona bizden iyi. Ondan başka bizden iyi. Biz de buyuz yani. İşte o zaman o takımla bir yere gidiyorsun. Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyorsa deplasmanda yeneriz diyor adam. Gidiyorsun, yeniyorsun. Zico olmak kolay değil tabii. Ha, taktik açıdan geri eksik. Ya böyle oyuncu mu değiştirilir? İşte böyle mi yapsalıyız? Ya şu adamı tutsana filan. Tamam. Tamam. Chelsea deplasmanında Selçuk Şahin'le başlamalısın Maldonado yerine. Çünkü hesap etmelisin. İşte adamlarda uzun boylu daha fazla oyuncu var. Kafadan, duran toptan kafa golü yerim. Selçuk hiç olmazsa kafa vurabilir. Bunlara hesap var. Bunlar taktik şeyler. Büyük takım hocalığı bir huydur. Aykut Kocaman mükemmel bir futbolcuydu. Sen de iyi bilirsin. Gerçekten harika, olağanüstü bir futbolcuydu. Müthiş bir yetenekti. Ama o takımda da hep hiçbir zaman o takımlarındaki birinci adam değildi. Oğuz Aykut'un Aykut'uydu o. Rıdvan Oğuz Aykut'un üçüncüsüydü. İmparator Oğuz'du. Rıdvan'dı. Hasan'dı. Hiçbir zaman parıldayan adam değildi. Alex konusunda da mı aynısı? Değildi. Tarihin en çok gol atmış futbolcusu böyle gezer Fenerbahçe'de. Tamam mı? Öyle gezer. Huy meselesi bu. Büyük takım hocalığı bir huy meselesidir. Aykut Kocaman büyük takım hocası olamaz. İyi bir teknik direktör olabilir. İyi bir futbol adamıdır. Ama istifhamlı kafalar, endişeli insanlar, özgüvenleri pek de yeterli olmayanlar, egolarını yansıtmayı gerektiğinde gizlemeye çalışanlar, bunlar idefiksleri olanlar, takıntıları olanlar, temkin düşünenler ne yazık ki büyük yerleri yönetme kabiliyetleri hep geride kalır. Hep i̇şte Aykut Hoca başka bir takıma giderse orada mutlaka başarılı olur. Ona teslim edeceksiniz, başarılı olur o. Büyük takım bambaşka bir şeydir abi.